Günaydın Manisa'nın ikinci bölümünden. Merhaba sevgili izleyenler. İlk bölümünü Hüseyin Akkalıç arkadaşımızla birlikte yapmıştınız. Şimdi birlikteyiz tekrar Hüseyin Akkalıç'la. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Zerrin Mas'tan Akhisar'da makine mühendisi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı. Bugün stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Kendisini tanıyacağız. Kendisine sorularımız olacak. Zerrin Hanım'ı tanımak isteriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadınız geldiğiniz için. Zerrin Hanım sizi tanımak isteriz ilk olarak. Zerrin Mas'tan kimdir? Lütfen kendinizden bahseder misiniz? Buyurun evet. Lütfen. Ben de günaydınla başlamak istiyorum sizlere ve ETV ailesine beni konuk ettiğiniz için, bana ve partime bu imkanı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel güneşli Manisa gününde bizleri ekran başından izleyen izleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Ben birazcık kendimden söz edeyim. Benim ailem 1948 yılında Yunanistan'ın Kos Adası'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntılarının, döküntülerinin ardından Türkiye'ye göç etmişler. Hatta bir tekneyle kaçarak Türkiye'ye gelmişler ve İzmir'e yerleşmişler. Ben 1964 İzmir doğumluyum. İlk orta, lise öğrenimimi, tüm öğrenimimi İzmir'de tamamladım. En son 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. Makine mühendisiyim. 1988 yılında eşim Coşkun Mastan ile evlenerek Akhisar'a yerleştim. O gün bugündür Akhisar ve Medar'da yaşıyoruz. Ve Akhisar, Medar'da yaşamaktan çok keyifliyim, çok mutluyum. Artık ben kendimi Akhisarlı olarak düşünüyorum. Yani İzmir'le çok bağlarım artık kalmadı. Evet, Akhisar'da işim, yaşamım, sosyal hayatım, her şey artık Akhisar'da geçirmekteyim. Kendi ofisimde makine mühendisi olarak mühendislik hizmeti vermekteyim. O şu an aktif beri. Olarak? Aktif görüyorum. Olarak, evet aktif olarak çalışıyorum. Hı-hı. Yanımda 4-5 tane elemanım var. Sağ olsun bu siyaset döneminde ben artık işi gücü bıraktığım için onlar işleri götürüyor. Hayır. Çok iyi elemanlarım var. Buradan da onlara bir jest yapmış olayım. Benim işlerimi götürdükleri için. Ne işler yapıyorum ofisimde? Binaların mekanik tesisat projelerini yapıyorum. Araçların tadilat projelerini yapıyorum. İşte gıda sicil belgeleriyle uğraşıyorum. Kapasite raporlarıyla uğraşıyorum. Yani bir makine mühendisinin yapması gereken proje, yani ofis bazında yapması gereken tüm hizmetleri yapıyorum. Ha, bu arada işimi çok seviyorum. Evet, mesleğimi çok seviyorum. Çok severek yapıyorum. O severek yaptığım için 25 yılımı doldurdum. Emekli oldum. 25 yıldır maşallah. Evet. 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yani bir göz açıp kapanana kadar geçti sanki bu 25 yıl. Yani bu işi ben daha uzun yıllar yapmayı da düşünüyorum, planlıyorum tabii ki. Yani severek yapıyorsunuz. Çok severek yapıyorum. Evet. İşimi çok severek yapıyorum. İki kızım var. Büyük kızım, işte işimi çok sevdiğim için onu da arkamdan sürükledim. Öyle mi? O da makine mühendisliğinde okuyor. İnşallah o da bu yıl okulunu bitirecek. Artık birlikte mi çalışırız? Onu gelecek günler gösterecek. Belki iş bir arkadaşı olarak. Tabii kızım için. Kesinlikle büyük bir avantaj. Kızım için çok büyük bir avantaj. Sizin gibi deneyim çünkü, var. Çünkü evet, biz 25 yıl önce mesleğe başladığımızda gerçekten böyle şeydik, ya bir mühendis nereden başlamalı, nasıl başlamalı, ne yapmalıyı çok bilmeden. Çünkü okuldan üniversiteyi bitiriyorsunuz ve sizi piyasaya salıyorlar. Evet. Biz 25 yılda tabii bu deneyimi kazandık. Benim kızım da yanımda görüyor her bir şeyi. Her bir şeyi yaşaya. O da umuyorum ki benim gibi iyi bir makine mühendisi olacak.
Onu da arkamdan sürükledim. Ha, gelecek günler gösterecek. Belki onunla birlikte devam edeceğiz. Bu mesleği yapmaya iş arkadaşı olarak. Çok güzel. Belki ofisi ona teslim edeceğiz, evet. Devredeceğiz. Bu gelecek günler gösterecek ne olacağını. Küçük kızım da Akhisar Anadolu Lisesi'nde okuyor. O da çok aktif. Ablamız gibi değil. Onu mühendisliğe hayatta sürükleyemeyiz. Sanıyorum o tiyatrocu olacak. Öyle mi? Evet. Çok dışa dönük, çok aktif, çok kabiliyetli. 4 yıldır da zaten amatör bir Akhisar'da amatör bir grupla tiyatro çalışmaları yapıyor. İzmir'de bir takım eğitimlere katılıyor. O daha sanat ağırlıklı. Var. Yani bizim gibi böyle matematikle toplama çıkarmayla falan uğraşmayacak. Evet. O sanıyorum tiyatrocu olacak. İki kızımla çok gurur duyuyorum. Onları tabii ki çok seviyorum. Evet. Evet. 1999 yılından beri siyasetin değişik kısımlarında bulundum. Partimin verdiği görevleri yerine getirmeye çalıştım. Zaman zaman yöneticilik, zaman zaman üyelik gibi partimin verdiği görevler doğrultusunda bugüne geldim. Yani 99 yılından beri 99 yılından beri siyasetin içerisindeyim. Ve bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayısınız. Evet. Evet, niçin milletvekili adayı olmak istiyorsunuz? Evet. Bununla yani, ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben yaklaşık 25 yıldır Akhisar'da serbest mühendislik yapıyorum. Bu 25 yıl içerisinde köyden, kentten, küçük sanayi sitelerinden, organize sanayi sitelerine kadar birçok alanda iş yaptım ve hala da yapıyorum. Orada tabii ki birçok kişiyle tanışma fırsatı buldum. Yani ben ayda araç projesi anlamında yaklaşık bir yani 200-300 tane proje yapıyorum. Bu 200-300 kişiyle benim karşılaşmam demek oluyor. Tabii bunların bir kısmıyla daha dostluk ilişkisi kurabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz fikirleriniz uyuyor, daha oturup konuşma imkanınızı yakalıyorsunuz. Ben bu konu, tabii bazı işler de çok süre gelen işlerdir. Yani bir yıl süren işimiz var. Bir yıl boyunca o kişilerle görüşüyoruz, işte paylaşımlarda bulunuyoruz, projeler çiziyoruz. Yani o şekilde projelerimiz de var. Dolayısıyla çok kişilerle görüştüm. Çok insanla tanıştım. Oturup zaman zaman onların sıkıntılarını, dertlerini dinledik. Onlarla paylaştık bu günleri. Acılarını, sorunlarını hepsini paylaştı. Ülkemizde çok büyük sıkıntılar var. Çok büyük acılar var. halkımızın artık tahammül edemediği sıkıntılarla baş başa olduğunu biliyorum. Yani öyle oluyor ki araç projesi için geliyor. Çok ciddi söylüyorum. Cebinden artık 10 liralara, 5 liralara kadar böyle artık son noktaya gelmiş. O şekilde işini yaptırıyor. Siz bunlara birebir şahit oluyorsunuz. Birebir şahit tabii. Oluyorum. Birebir şahit oluyorum. Ve sonra devamı geliyor. Ya ben bu işi nasıl götüreceğim gibi. Oradan başlıyoruz zaten. Sıkıntılara, dertlere başlıyoruz. Şu an ülkemizin içerisinde buradan tabii yola çıkarak ben bu konulara çok vakıf oluyorum. Yani ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullara çok vakıf oluyorum. Bu işim sayesinde ama tabii ki bu oluyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunlara böyle bir göz atarsak yolsuzluk, yoksulluk, ekonomik çöküş, işsizlik, köylünün her geçen gün daha kötüye gitmesi, çiftçinin, köylünün. Ürettiğinin karşılığını alamaması, maalesef ki esnafın bu kapitalist düzen içerisinde, kapitalist ekonomi düzeni içerisinde bu AVM'lerin açılmasıyla artık iş yapamaz hale gelen bakkallar, iş yapamaz hale gelen işte giyim mağazaları, küçük esnaf, dolayısıyla bunlar hepsi çok sıkıntılı günler geçiriyor. Gün oluyor ki bir seftah bile yapamadan akşamı buluyorlar. Bunlar kepenklerini kapama durumuna geldi. Ya gidecek o AVM'de çalışacak,
bu sisteme dahil olacak veya iş yerini kapatacak. Orada çalışabilmesi için, orada yer alabilmesi için de güçlü bir birikim olması gerekiyor. Evet. Belki de. Güçlü birikim. Ekonomik anlamdan güçlü olması gerekiyor. Ha, orada sistemini yer alabilmek için ve orada gidip işçi olarak çalışacak, evet, bir yerde. Onun için de yaşının tutması gerekiyor. Düşünün, siz 20 yıldan beri esnaflık yapmışsınız, dönercilik yapmışsınız diyelim. Ama gidip orada bir döner ustası olarak çalışmak biraz üzüntü de duyabilir insanlar bunlardan. Böyle sorunlarımız var. İş kazaları en önemlisi. Herhalde şu an ülkemizde yaşanan en büyük sorunlardan birisi iş kazalarıdır. Eğitim sisteminin her yıl yeniden düzenlenmesi. Benim 10. Evet. sınıfa giden kızım var. 10 kez sistem değişti. Yani bir yıl konuşulan sisteme dahil olamadı benim kızım. Mutlaka onun döneminde sistem değişti. Doğanın kirlenmesi ve doğanın katledilmesi. Çevreci bir insan olarak burada çok duyarlı oluyorum. İnsan haklarının hiçe sayılması, canlılara yaşam hakkı tanınmaması, hukuksuzluk, eşitsizlik, adaletsizlik. Yani ülkemiz maalesef bu sorunların içerisinde. Peki bunları saydınız, çok güzel, lafınızı bölüyorum ama bu sorunları biliyorsunuz, bunlar yaşandı, çözümlerini de elbet adaletli sunucular. Niçin CHP peki? Şimdi cümlemi bir bitireyim. Ha, tamam. Şimdi en önemli kadınlarla ilgili kısmını yapayım. Tamam. Evet, kadınlarımızın şiddete maruz kalması artık duyuyoruz. O kadar çok sıradanlaştı ki bu iş. Her gün bir kadın öldürülüyor, şiddet görüyor. Artı bunun yanında kadınlarımız yeni çıkan yönetmeliklerle, yanlış bence yönetmeliklerle, kadınlar iş hayatından, sosyal hayattan, toplumsal hayattan koparılıp eve bağlanmaya itiliyor. İşte doğum çok özendiriliyor kadınlara. Hmm. Doğurun. Evet, kadınlar doğursun. Yıllık izin alsın, evde otursun. Peki patron böyle bir veya işveren kabul böyle etmez. Bir kadınla niye hiç çalışsın ki? Çalışmak istemez. Böyle bir kadınla çalışmama, bu kadınların çalışmama koşullarının oluşturulmasına yönelik uygulamalardır. Sizin amacının aslında kadını geri çekmek olduğunu ifade ediyorsunuz. Kesinlikle. Kadını geri çekmek, kadın aktif olmak istiyor, kadın çalışmak istiyor. Kadına deniyor ki doğur, 3 tane doğur. Evet, 3 tane doğur. Evinde otur. Peki niçin kadını böyle geri çekmek istemiyor kadın? Tabii ki. Aslında siyasette de iş hayatında da aktif rol alan bir kadın başarılı kadın da olabilir. Kadın istiyor bunu. Erkek istemiyor. Kadın istiyor. Kadın toplumda yer almak istiyor. Kadın siyasette yer almak istiyor. Kadın çalışmak istiyor. Erkek de diyor ki, bizi yöneten erkek diyor ki, sen kadınsın, otur, doğur. Ha, çalış da. Artık çalışma diyemiyor tabii ki. Kadınlar o kadar çok ayağa kalktı ki çalışma diyemiyor. Git diyor, bir yıl sen evde yat. Ben bir işveren olsam bir yıl evde yatan bir kadını bir yıl sonra işe aldığım zaman o eminim ki ya diyecek ki çocuk, gideceğim eve çocuğumun sütü, çocuğumu okula getireceğim. Onun için çözümler bularak gitmek gerekiyor. Mesela hemen basit, kreş yapmak gerekiyor. Evet. Her işletmenin eğer büyüyorsan kardeşim, büyüyorsan o zaman yanına kreş yap. Kadınların çalışmasını istiyorsan, kadınların güçlenmesini, toplumsal hayata girmesini, siyasi hayata girmesini istiyorsan, bu sorunu eve kapatarak değil, binanın yanına bir kreş binanın yap. Bir kreş yap. Son dönem büyük firmaların, büyük şirketlerin bununla ilgili girişimleri başladı aslında. Başladı, yavaş yavaş başladı. Tabii bu sorun, ya kadınların çok değerli varlık olduğunu, çok işe yaradığını, çok aktif çalıştıklarını birçok kişi tespit edebiliyor. Dilerim herkes tespit eder. Kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız sosyal hayatın her bölümünde artık. Yani iş hayatı olsun, sosyal hayatın her bölümünde görmek mümkün. Evet, kesinlikle. Ülkemiz bunun dışında bir ateş çemberi. Hı hı. Çok karışık ortalık. Yani ülkemiz bu durumda. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Bütün bu sorunlar hepsi var. Ülkemiz bu durumdayken tüm bunların sebebinin ben yıllardır vatandaşa yönelik uygulamalar değil, ranta yönelik uygulamalar yapıldığı için bu noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Çok uzun yıllardan beri.
Bu uygulamalar karşısında maalesef halkımız her geçen gün eziliyor. Çünkü şey yok, karşı bir duruş yok, karşı duramıyor, güç yok. Her geçen gün eziliyor ve halkımız artık güvenini yitirdi. İşine güvenini yitirdi. Topluma güvenini yitirdi. Geleceğine güvenini yitirdi. Müthiş bir güven sorunu yaşıyoruz. Üstelik yöneticilerine de güvenini yitirdi. Halkımız maalesef yöneticilerine de güvenini yitirdi. Güvenle bakamıyor artık. Evet, tüm bu şartlar ülkemizde cumhuriyet ve demokrasi değerlerini maalesef tehlikeye sokuyor. Ben cumhuriyet, laiklik ve demokrasi üçgeninin korumaya ve geliştirmeye yönelik kararlılığımdan dolayı milletvekili adayı da oldu. Tüm bu sorunların ötesinde, üstesinde bu kararlılığımdan dolayı aday oldum. Evet. Peki, birçok sebepten dolayı. Sorduğum evet. Soruyu tekrarlıyorum. Neden CHP? Neden CHP? Soruyu unutmadan. Evet. Şimdi neden CHP? Mutlaka CHP bence. CHP bu ilkenin bir amortisörü. Olmazsa olmazı. Şimdi demokrasi ve adalete sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizde yoksulluk, yolsuzluk, haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik gibi sorunların üstesinden maalesef sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine inanıyorum. Ülkemizin yaşadığı bu olumsuz koşulları çözecek ve hayata geçirebilecek tek siyasi örgütlenme Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu yüzden umutsuz değiliz. Bir sürü sorunlar saydık. Ülkenin içerisinde bulunduğu bir sürü durumları saydık, kötü koşulları. Ama umutsuz değiliz. Umudun adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ülkemin ben aşı, işi olan, mutlu insanların yaşadığı, şimdi güzel bir tablo çizelim. Bu tablodan güzel bir tabloya geçelim. Aşı, işi olan, mutlu yaşadığı, devletine, hukukuna güvenen, emeğinin karşılığını alan, insanların rahatça yazıp çizebildiği, rahatça konuşabildiği, aç uyumayan, çocuğunu okula gönderdiği zaman burs sorunuyla, yurt sorunuyla karşılaşmayacağını bilen, güvenli insanların yaşadığı, yıllarca üniversite okuyup da yıllarca işsiz kalan gençlerimizin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Aydınlık, çağdaş, emeğinin karşılığını bulduğu bir Türkiye istiyorum. İşçinin, köylünün hakkının korunduğu, hukukun önünde herkesin eşit olduğu, kadınların ezilmediği, şiddet görmediği, daha çok toplumsal ve sosyal alanda kadının bulunduğu, yönetim noktalarında kadınların artık merdiven altı çalışmalarda değil de gerçekten hak ettiği yerlerde çalışmasının, o çalışabileceği koşullarda olması gerektiğine, bilime ve çağdaşlığa inanan bir eğitim sisteminin olduğu, tüm canlılara yaşam hakkının tanındığı bir Türkiye istiyorum. Bunları da tüm bunları sağlayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin aydınlık yüzüdür, umududur. Bu ülkeyi karanlıktan, bu dediğimiz aydınlık günlere, özlediğimiz aydınlık günlere çıkaracak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür evet. ederim. Peki şansınızı nasıl görüyorsunuz bu milletvekili aday adaylığı sürecindeyiz? İlk aday olarak ilk açıklayanlardan birisiniz. Evet. İlk bu yola girenlerden. İlk. İlçeleri bir tur gezdiniz, ikinci turuya başladınız. Şansınızı nasıl görüyorsunuz? Bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Neden çok erken açıkladığınız diğer adaylara baktığımızda, diğer aday adaylarına? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Milletvekili adaylığı çalışması çok uzun süreçli bir çalışmadır. Sadece seçim zamanında, seçime 2 ay, 3 ay kala siz köylünün yanına, esnafın yanına, sanayideki işçinin yanına
gittiğiniz zaman inandırıcı olmuyorsunuz. Bu çalışmanın ben çok uzun süreçli olduğunu düşünüyorum. Seçim gelmeden de, seçim zamanı olmadan da biz insanların gidip halini sormamız gerekiyor. Hatırını sormamız gerekiyor. Ve oradaki insanlarla birebir iletişime geçmemiz gerekiyor. Köydeki Ayşe teyzeyi tanımamız gerekiyor. Kahvedeki Hüseyin amcayı tanımamız gerekiyor. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Bu yüzden ben erken yola çıktım. Ben seçim çalışmasının en az bir yıla yayılması gerek, yani milletvekilliği seçim çalışmasının benim gibi ilk çıkan aday adayların, tabii daha önceki aday adayı arkadaşlarımın düşünceleri farklı olabilir. Ama ben biraz yaptığım işe çok gönül veren bir insanım. Büromda da böyledir. Çok gönülle iş yaparım. Yaptığım işi de başarıyla sonuçlandırmak isterim. Ben başarının buradan geçeceğine inanıyorum. Uzun çalışma süreci, birebir insanlarla görüşme imkanını yakalamak. O yüzden erken çıktım. Yaklaşık 7 ay önce, biz Haziran ayında kararımızı verdik. Böyle onurlu bir göreve talip oldum. 7 ay önce, Haziran ayıydı. Ve çalışmaya başladım. Bütün ilçeleri biz, bir iki ilçemiz hariç, bütün ilçelerimizi bir kez biz taradık. Örgütlerimizi, merkezlerimizi gezdik. Oradaki üyelerimizle tanışmaya çalıştık. Tabii ki arada tanışamadıklarımız kalmıştır mutlaka. Ama bizim daha ikinci turumuz, üçüncü turumuz olacaktır. Şu an çalışmalarımız daha detaylanıp, daha köylere, mahallelere dönük çalışmalar olacaktır. Ama yine şuna da inanıyorum. Ben Akhisar'da çok iyi olmam gerekiyor. Benim Akhisar, ben Akhisarlıyım biliyorsunuz. Akhisar'da büyük bir kısmını taradım. Büyük bir kısmıyla çalışma yaptım. Akhisar'da çok iyi olursam eğer zaten diğer yerlerde de özgüvenimin artacağı için, motivasyonumun artacağı için diğer ilçelerde de iyi olacağımı düşünüyorum. Akhisar sizi tanıyor. Akhisar beni tanıyor. Zaten dediğim uzun gibi yıllardır. Uzun yıllardır siyasette de bulunduk. İş hayatım oldu. İş hayatımda çok geniş kesimlere hitap ettim. Dolayısıyla Akhisar'da evet Zervimas'tan biliniyor. Ama üyeye dokunmak gerekiyor. Üyeyle birebir iletişime geçmek gerekiyor. Bunu da yapıyoruz. Akhisar'da bu tür çalışmalarımız da var. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii biz bu çalışmaları yapıyoruz. Çok güzel. 7 ay çalıştık. Daha 3-4 ay ön seçime kadar çalışacağız. Diliyorum ön seçimde başarıyı sağlayıp Haziran ayına kadar çalışacağız. Haziran ayından sonra da çalışma sistemimiz tabii ki değişecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık ön seçim kültürü oturdu. Yani biz sosyal demokrat bir partiyiz. Buradan geriye dönüşün olacağını düşünmüyorum. Yani ön seçim olmayıp, dün akşam bizim yemeğimiz vardı Akhisar'da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yemeği vardı ayın 20'sinde. Orada Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Balbay katıldı. Onlar Manisa bölgesinde ön seçimin yapılacağını söylediler. Ben de partime güveniyorum. Evet, burada ön seçim yapılacaktır. Böyle bir kültür oluşmuştur. Daha hiçbir partide yokken bizde bu böyle bir kültür oluşmuştur. Buradan ben geriye dönüşün olacağına inanmıyorum. Evet, burada ön seçim yapılacaktır. Şu ana kadar çıkan aday adaylarımın hepsi çok değerli. Bundan sonra çıkacak olan aday aday arkadaşlarım da mutlaka çıkacaktır. Daha önümüzde bir süreç var. Onların da bu görevi çok layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Hepimiz sahadayız. Herkes kendi sistemine göre çalışmalarını sürdürüyor, emek veriyor. Hepimiz emek veriyoruz. Ama son söz üyenin. Ve son olarak üyenin, yavaş yavaş. Üyenin gösterdiği her türlü düşünceye saygı duyuyorum. Hı-hı. Üye belirleyecektir. Üyenin düşüncesine saygı gösteririm. Bu çok önemli bir kısım. Şunu söyleyeyim. Eğer olur da ön seçim olmazsa, benim aday adaylığım söz konusu olmaz. Öyle. Bu kadar emek, evet. Eğer ön seçim olmaz ise, bu kadar emek veren biri olarak ben bütün çalışmalarımı partime bağışlıyorum.
Bütün Haziran ayından beri, evet, Haziran ayından beri çalışmalarımı parti adına yaptığım bir çalışma olarak düşünüyorum. Partimi bir adım öne getirmek üzere yaptığım bir çalışma olarak düşünürüm ve aday adaylığım kesinlikle söz konusu olmaz. Ön seçim olmadığı takdirde. Bunun sözünü de buradan sizin kanalınızdan veriyorum. Kayıtlara geçti şu an. Evet, kayıtlara geçti. Peki son olarak programımızı yavaş yavaş evet, toparlayalım. Vekil olursanız oldu. Neler yapacaksınız? Çok kısa onu da çok alalım. Hemen çok kısa. Hemen. Evet, evet. Şimdi öncelikle 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesinlikle iktidar olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda bütün çalışmalarımız, partimiz buna hazırdır, şeylerimiz hazırdır, aday adaylarımız hazırdır. Kesinlikle iktidar olacağına inanıyorum. Benim için de talih ve tarih milletvekili olmayı yazdıysa eğer ben çok ciddi bir şekilde halkın vekili olmak istiyorum. Vekili halkın olacağım. Vekili. Halkın vekili olacağım. Neler yapabilirim? Evet. Çok böyle hani çok ince detaylara girmeyeceğim. Girmeden. Çok böyle basit. Kurulu düzenin yanlışlıklarına, eşitsizliğe, gericiliğe, sömürücülüğe, imtiyazlara karşı duracağım. Tüm insanların hakları, eşitliği ve bütünlüğü ilkesine inanıyorum. Ülkenin sorunlarının çözümüne yurttaş temelinde bakacağım. Sosyal demokrat anlayış gereği olarak ekonomik ve siyasi açıdan güçlü sınıfın bu güce sahip olmayan sınıflar üzerinde egemenlik kurmasına karşı duracağım. Hangi kökenden gelirse gelsin, hangi dili konuşursa konuşsun, hangi inanca inanırsa inansın, hangi inancı paylaşırsa paylaşsın, tüm yurttaşların hukuk önünde eşit olduğuna inanıyorum. Eşit olmasına bütün vatandaşların bu ülkenin sahibi olduğu anlayışını hayata geçirmeye çalışacağım. Sahipsizlerin sahibi olacağım. Çözümleri halk için halkla birlikte yapacağım. Evet. Bunların sözünü buradan sizlere veriyorum. Evet. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Yolun çok başındayız. Çok başındayız. Umarım sizinle tekrar birçok programlarımız da olacaktır. Sizi eminim, tekrar daha detaylı konuşmalar. Sizi daha iyi tanıyacağız. Projelerinizden bahsedeceksiniz evet. Mutlaka neler yapabilirsiniz noktasında. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız çok için. Mersi. Bu bilgileri bizlerle paylaştığınız sağ olun. İçin. Ben günün anlamını tabii, bir küçük buyurun. Dörtlükle tamamlamak buyurun. İstiyorum. Bu arada bana bu imkanı tanıdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sizler çok teşekkür ederiz. Bu benim ilk canlı yayınımdı. Heyecanım. Bu benim aldığım onurlu görevin şeyinden olabilir, güzelliğinden olabilir sanıyorum. Biraz heyecanlıyım. Eğer bir suçum, bir herhangi bir hatam olduysa sizlerden ve izleyicilerimden özür diliyorum. Geçen günlerde sanırım daha alışacağım, daha rahatlayacağım. Güzel bir dörtlükle buyurun. Bu konuyu sizlerle tamamlamak istiyorum. Buyurun, böyle güzel bir günde. Bir gün mutlaka bahar gelecek. Ülkemin dağlarından, ovalarından, kentlerinden, kırlarına. Özgür olacak. Hey yoksullar, sizin olacak her şey. Eşitlik, barış, kardeşlik. Kazanınca biz kazanacağız. Evet, çok güzel. Evet. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür sizi anlatan ve adaylarının sürecini anlatan bir durum. Günaydın Manisa programı inşallah size uğur getirir. İlk dinliyorum. Canlı yayınız, ilk programınız. Evet. İnşallah bizi hatırlarsınız bu sürecinizde. Mutlaka. mutlaka sizi hatırlayacağım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Günaydın Manisa'nın bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar sizlerle olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.